Şu ana kadar karmaşık sayının ne olduğunu, hatta grafiğin çizmeyi öğrendik. Nasıl toplayacağımızı, çıkaracağımızı ve çarpacağımızı da gördük. Ve en son videoda karmaşık sayıların bölmesinde kalmıştım. Diyelim ki karmaşık sayım z1 olsun. z1 olsun. Bu da a artı b i'ye eşit olsun. Bunu z2'ye bölmek istiyorum. O da c artı d i'ye eşit olsun. Size şunu sorayım. Bu konuya son videoda biraz değinmiştim. Önce başka bir renk seçeyim. A artı b çarpı a eksi b'nin a kare eksi b kare eşit olduğunu biliyoruz. Emin değilseniz tek tek çarpabilirsiniz. Ne olur? a çarpı a artı b çarpı a eksi a çarpı b eksi b kare yaparsanız ne elde edersiniz? Bunu zaten biliyorsunuz. Sadece bir hatırlatma yapmak istedim. Bunlar ışığında c artı d'nin, peki buna benzer bir şey karmaşık sayılarla yaparsak ne olur? c artı d'i çarpı c eksi d'i dersek. Burada a yerine c, b yerine de d'yi yazdık. O halde bu neye eşit olacak? c kare eksi d'i kare, d'i kare. Bu da eşittir c kare eksi d kare i'nin karesi de eksi 1'e eşittir. O halde burayı eksi 1 ile çarpacağım. Buradaki eksi artı olur. Sonuçta c kare artı d kare olur. İşte bu çok ilginç. Karmaşık bir sayıyı başka bir karmaşık sayıyla çarpınca, ona çok benzeyen ama sanal bölümü ters doğrultuda olan bir karmaşık sayıyla çarpınca, bir gerçel sayı elde ediyorum. İ'leri uçtu gitti. Genel ifadeyle, örneğimizde bu sayıya z2 demiştik. z2 eşittir. c artı di. c eksi di sayısı da onun eşleniğidir. Bilmeniz gereken terimlerden bir tanesi de bu. Eşleniğin gösterim de üstteki bir çizgiyle yapılır. z2'nin eşleniği c eksi d i'dir. Şöyle de diyebilirsiniz. c eksi -Di d i'nin eşleniği c artı d i'dir. Tam tersinde de diyebilirsiniz. c artı -Di d i'nin eşleniği c eksi d Fark etmişsinizdir, eşleniğini aldığımızda sanal eksendeki doğrultusunu değiştiriyoruz. Bunlara değindikten sonra hepsini silip ilk baştaki sorumuza dönelim. Eşlenik konusu buradaki bölme işlemini yapmak için kullanacağımız bir araç olacak. Bir karmaşık sayıyı eşleniğiyle çarparsak bir gerçel sayı elde ettiğimizi artık biliyoruz. Ayrıca herhangi bir sayıyı birle çarparsak aynı sayıyı elde ettiğimizi de biliyoruz. Gelin bu ifadenin payını ve paydasını paydanın eşleniği ile çarpalım. Şimdi bu çarpımı yapacağız. Paydanın eşleniği nedir? c eksi d i. c eksi d i bölü c eksi d i. Bu c artı d i, bu da onun eşleniği. Peki sonuç ne olur? Paydaki ifade a çarpı c eksi a d i i'ler biraz tuhaf oldu, bu da i artı bci artı bci son terimde artı b ve eksi d var. O halde bu eksi i kare olacak, değil mi? Eksi i'nin karesi bölü burası a artı b çarpı a eksi b türünden bir ifade olduğu için a kare eksi b kare eşittir. O halde burası neye eşittir? Bir süre sonra gözünüz kapalı yapmaya başlayacaksınız ama şimdi tek tek yazabilirsiniz. Eşittir c kare artı d kare. Gerçel bölümleri gerçel bölümlerle, sanal bölümleri de sanal bölümlerle toplayabileceğinizi unutmayın. Şimdi bunu sadeleştireyim. Eşittir. Gerçel bölümler hangileri? Bu ac gerçel, bu eksi b de i kare de gerçel. i kare eksi 1 olduğu için işaret değiştirir ve artı bD olur. Böylece i'den kurtulmuş olduk. Gerçel bölümler nerede? AC artı BD bu ve bu. Sanal bölümlerde artı bunun işareti artı olduğu için önce onu yazayım. BC eksi, A d çarpı i var bölü c kare artı d kare. Şu haliyle karmaşık sayı gibi görünmeyebilir ama terimleri ayırdıktan sonra göreceksiniz. Eşittir a c artı b d bölü c kare artı d kare. Burası gerçel bölümü. Artı b c eksi a d bölü c kare artı d kare. Tabi çarpı i var. Burası da sanal bölümü. Toplama ya da çıkarma yaparken gerçel bölümle sanal bölümü birbirine karıştırmayın. Ama sanal bölümü gerçel bölümle rahatlıkla çarpabilirsiniz. Burada da aynen bunu yapıyoruz. 1 bölü c kare artı d kareyi paydaki bu ifadeyle çarpıyoruz. Tüm değişkenleri yazdığımda bölme işlemi biraz karışık görünebilir ama size bir örnek üzerinde anlatırsam anlayacağınızı umuyorum. Gerçel sayılara örnek verirsem. Diyelim ki elimde 1 artı 2 i olsun. Onu da neye böleyim, ne olsun, neye bölsek, rastgele bir sayı seçeyim. 2 artı 3 i. Şimdi ne yapacağız? Bu ifadeyi paydanın eşleniğiyle çarpacağız. 2 eksi eksi 3 i bölü kendisi. Bu şekilde asıl sayıyı değiştirmiyoruz. Burası 1'e eşittir sadeleştirirsek 1 olur. Eşittir. Paydayı tek tek çarparak bulabiliriz ama umuyorum ki artık gözünüz kapalı yapıyorsunuzdur. Eşittir. 4 artı 9. Çünkü bu terim a kare eksi b kare türünde ama i'nin karesi ile çarpınca eksi 1 ile çarpmış oluyoruz. Bana inanmıyorsanız kendiniz çarpın ve görün. Payda da 1 çarpı 2, 2 eder. 1 çarpı eksi 3 i, eksi 3 i'dir. 2 i çarpı 2 var. Bu da artı 4 i eder. Bir de 2 i çarpı eksi 3 i var. Bu da eksi 6 i kare eder. Peki i kare ne eşitti? Eksi 1'e eşit. Eksi 1 çarpı eksi 6 da i kareye atarsak burası artı olur. Gerçel bölümde neler var? Gerçel bölümde 2 ve 6 var. 2 artı 6, 8 eder. Sanal bölümde ne kaldı? Eksi 3 i artı 4 i. Bu da artı 1 i eder. Eksi 3 artı 4 artı 1 eder. Yani artı i diyoruz. Bölü 13. Alışla gelmiş karmaşık sayılar gösterimini kullanacaksak şöyle de yazabiliriz. 8 bölü 13 artı 1 bölü 13 i. Bir karmaşık sayıyı başka bir karmaşık sayıya bölersem bir karmaşık sayı elde ediyorum. Yapmanız için ilginç bir alıştırma önerebilirim. Rastgele karmaşık sayılar yazın. Bu sayıları karmaşık sayı düzlemine yerleştirdikten sonra çarpma, bölme, toplama ya da çıkarma yapınca neler olduğuna bir bakın birbirleriyle çarptığınızda ya da eşleniklerini aldığınızda neler oluyor görün. İşte o zaman karmaşık sayılar konusunu çok daha iyi kavrayacaksınız. Neyse bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.